Oyunbaz Niyok. Mavi gökyüzünde bir sıcak hava balonu süzülüyor. Aa, içinde Eddie var. Çok güzel değil mi? Roddy, kim yaptı bunu? Sen yaptın Eddie. Hadi biz de binelim çocuklar. Hadi. Pekala, atlayın hadi. Kalkıyoruz. Yükseliyoruz. Nereye gitmek istersiniz? Tong Tong'un evine gitmeye ne dersiniz? Bence çok iyi bir fikir. Pekala, gidelim hadi. Böylece Tong Tong'un evine doğru yola koyuldular. Acaba Tong Tong'un evinde neler oluyor? Nereye gidiyorsun? Sıkıldım, gidip biraz hava alacağım. Ben dönene kadar usludur he. Merak etme. Gitti. Evet. Merhaba bozuk saat. Oynayalım mı? Bir kere ben bozuk değilim. Ayrıca Tong Tong sana uslu durmanı söyledi. Boş ver şimdi onu. Tong Tong'tan hiç korkmuyorum ben. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Sen kendi kendine oyna. Hadi ama oynayalım. Yoksa... Ne olur yoksa... Sana bunu yaparım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni yaramaz kedi. Gerçekten çok eğlenceli. Bir an önce kaçmalıyım. Şimdi yakalayacağım seni. İşte Tong Tong'un evi. İnişe geçtik. Kaçma, gel buraya. Sakın hareket etme. Sen ne hakla koluma dokunursun? Bunu sana ödeteceğim. Saat. Bir dakika bana izin ver lütfen. Bu kadar korkunç olma lütfen. Evet, yakaladım seni. Seni yakalayacağım demiştim. Tong Tong. Tong Tong. Galiba burada değil. O zaman içeride bekleyelim. Bu da ne? Saat düşmüş. Sanırım hiçbir şey olmamış. Burada bir oyuncak var. Çok tozlanmış. Bu çok güzel bir oyuncak kedi. Güzel bir oyuncak kedi mi? Hadi yerine bakalım. Tong Tong. Merhaba. Ne oldu burada? Yerdekiler ne? Miyav sen. Tong Tong, hadi çıkıp oynayalım lütfen. Tamam. Geliyorum. Miyav, yeri güzelce temizle. Tabii. Çok güzel. Ve sonra hava karardı. Artık gitsek iyi olacak. Evet. Gitmek mi? Hayır. Hayır, dur. Hoşçakal. Görüşürüz. Hoşçakal Tong Tong Krum. Hoşçakal. Edile. Çok memnun oldum çocuklar. Bu da ne? Bu Tong Tong'un evindeki oyuncak kedi. Tong Tong, bu senin değil mi? Evet. Burada ne işi var? Hadi yakala. Yakaladım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Tong Tong. Güle güle. Petty. Sen Petty'nin adını nereden biliyorsun? Niye o Petty'yi çok sevmişti? Belki ileride yine görüşürler, değil mi? Korong ormanında bir gün. Korong ormanında güzel bir sabah. Korong, bugün erken kalkmışsın. Nesi var bunun? Hemen gidip yüzümü yıkayayım. Oh!
Nedir bu? Aa! Krong! Nereye saklandın? Çık ortaya Krong! Seni bir elime geçireyim. Krong! Krong'un yaptığı şaka yüzünden sabah oldukça hareketli başladı. Krong! İşte Lupi ve Peti. Bugün hava çok güzel, öyle değil mi? Evet, öyle. Peti! Merhaba. Nereye gidiyorsun? Porong Porong kasabasının etrafında geziniyorum. Sabahın bu saatinde mi? Teti, anlaşılan sen de erkencisin. Sabahları erken kalkıp kasabanın çevresini turlamayı seviyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki burada? Pororo'nun evine gidiyoruz. Gelin sizi götüreyim. Olur. Teşekkür ederim. Evet, hadi gidelim. Krong Krong! Sana dur diyorum. Çok tuhaf. Nereye gitmiş olabilir? Demek ki oradasın. Derhal in aşağı oradan. Krong Krong! Krong Krong! Merhaba, biz geldik. Merhaba. Krong Krong! Yüzüne ne oldu öyle? Krong! Krong'un sulu şakalarından biri mi? Krong! Krong Krong! Bizimle hediye gelmek ister misin? Krong? Tamam. Krong Krong! Ben de gezintim bittikten sonra uğrarım. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Güle güzel değil mi? Krong? Bunlar da ne? Bunlar baloncuk. Çok güzel görünüyorlar. Çok Krong, güzel. Krong. Şuraya bakın. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Baloncukları sen mi çıkarıyordun Eddie? Evet, size göstereyim. Eddie çok eğlenceli bir icat daha yapmış. Eddie, daha büyük ve patlamayan baloncuklar yapabilir misin? Daha büyük ve patlamayan baloncuklar mı? Evet, sanırım bu mümkün. Bir dakika lütfen. Krong. Hazır. Tamam, başlıyorum. Evet, evet, oluyor. Çok az kaldı. Harika, kocaman oldu. Ay, ne kadar da güzel. Peti. Peti. Ama çok tehlikeli. Çık oradan. Çık oradan. Girdim. Çık oradan Peti. Bir şeyler yok. Hadi peşinden gidelim. Baloncuk, Peti'yi giderek daha yükseklere çıkarıyor. İşte orada. Roddy, kollarını uzat ve Peti'yi yakala. Evet. Tamam. Rüzgar savuruyor, onu tutamıyorum. Tam o sırada ejderha da köye doğru yola çıkmıştı. Ha? O da ne öyle? Merhaba Peti. Merhaba ejderha. Buraya nasıl çıkabildin? Eddie'nin yaptığı bu baloncuğun içine girdim ve yükselmeye başladık. Ama şimdi yere nasıl ineceğimi bilemiyorum. Ben seni yere indiririm. Tamam. Burada bekleyemeyiz. En iyisi uçakla baloncuğun peşine düşmek. Krong Krong Krong. İnişe geçiyorum. Sıkı tutun, tamam mı? Tamam. Ejderhanın sayesinde Peti sağ salim yere indi. Poppy Harry ile birlikte balık tutuyor. Ne? Şuna baksana Harry. Ne kadar büyük değil mi? Evet, aferin. Balık tuttum. Aferin Harry. Ne? Harry, sanırım bir tane daha geldi. Kovamız doldu bile. Evet, hadi artık geri dönelim. Tamam. Mavi okyanusun ortasında. Poppy ve Harry neşeyle oyun bahçesine doğru yola koyuldu. Ne?
Merhaba. Merhaba Bobby. Arkadaşlar, bakar mısınız? Bunları Bobby ile birlikte tuttuk. Ne çok balık yakalamışsınız. Hepsi sizin oldunuz. Evet, hepimize bol bol yetecek kadar balık tuttuk. Taş, kağıt, makas. Ben kaybettim. Yani ebe benim. Ona kadar sayacağım. Herkes saklansın. 1, 2, 3, 4. Burası iyi bir gizlenme yeri. 6. Nereye saklansam? 8. 9. Bilemiyorum. 10. Gözlerimi açtım. İyi misin Lupi? Evet. İyiyim. Saklanmaya fırsat bulamadım. Her neyse, seni sobeledim Lupi. Galiba buraya baksam iyi olacak. Paroro buraya doğru geliyor. Gel şuraya saklanalım. Galiba Petty ile Harry'nin sesini duydum. Alabama'dan çıktım yola, kucağımda bancoyla. Geliyorum Louisiana'ya. Bu şarkıyı çok seviyorum. Suzana, beni için söyleme şu şarkıyı. Alabama'dan çıktım yola, kucağımda. Ama bu yaptığın hiç doğru değil. Şarkıya dayanamayacağını biliyordum. Nerede olabilirler? Belki buradadırlar. Buraya doğru geliyor. Hadi. Acele et Rodi. Tamam. Acele et. Tamam. Burada kimse yok. Hobi, sen burada mı saklanıyorsun? Biz de saklanalım. Hepimizi burada bulamaz. Acaba tam aksi yöne mi gitsem? Kronk! Kronk! Burada yer yok. Başka bir yere saklan. Kronk! Burada olabilirler mi? Hobi, karnın görünüyor. Tamam. Az önce gördüğüm şey neydi? Karnını içeri çek Bobby. Kronk. Daha fazla dayanamayacağım. Bu Bobby. Buldum sizi. Bobby, Eddie, Kronk, Roddy. Sobelendiniz. Aslında bizi bulamazdı ama. Hepinizi bulduğuma göre ikinci tura başlayabiliriz. Pororo, artık hava kararıyor. Eve gitsek iyi olacak. Ama ben hiç saklanmadım. Yarın yine oynarız. Karnım acıkmaya başladı. Tamam Bobby. Hep birlikte benim evime gidelim. Ve Bobby'nin tuttuğu balıkları pişirelim. Evet, hadi gidelim. Uzun sürdüğü için özür dileriz. İşte. Buyurun arkadaşlar. Harika. Çok güzel. Ha bak. Harika durdun. Harika. Çok güzelmiş. Çok sevdim. Bu kez Bobby pişirmeye yardım etti. Öyle mi? Hadi siz de yiyin lütfen. Tamam. Tamam. Daha çok var. Doya doya yiyin. Tamam. Pororo ve Kronk evlerine döndüler. Kronk. Hemen yatamazsın. Uyumadan önce dişlerini fırçalamalısın. Kronk. Hadi. Pororo ve Kronk dişlerini güzelce fırçaladılar. Kronk, bugün çok eğlendik değil mi? Kronk. Anlaştık. Yarın da aynı şekilde eğlenelim. Hadi şimdi yatalım. Kronk, iyi geceler. Bugün de güzel bir gün oldu. Pororo, Kronk, tatlı rüyalar. Güçlü araba dedi. Pororo ve arkadaşları bugün kızakla kaymaya gittiler. Biz öne geçtik. Görüşürüz. Bizi bekledi. Görüşmek üzere Kronk. Kronk, daha hızlı lütfen. Uğraşıyorum. Hiç heveslenmeyin. Hadi hızlanalım. Oğlum. Biz öne geçtik. Hiç sanmıyorum.
oluyorum. Evet, birinci olduk. Bravo. Hayır, birinci olan biziz. Ne? Ha, neydi o ses? Şuraya bak. Baksana, bu bir araba. Çok eğlenceliydi. Sizi duvara boğdum değil mi? Çok özür dilerim. Bu kadar şaşırmayın. Kimsiniz siz? Konuşuyor. Biz mi? Benim adım Pororo. Bu da Krong. Ben Eddie'yim ve... Ben Roddy'yim. Merhaba, ben Lupin. Ben de Petey'yim. Ben de Pooh'yim. Merhaba, ben Harry'yim. Senin adın ne? Ben Tete'yim. Çok güzel bir isim. Hadi gidelim, hadi gidelim. Evet, işte kurtuldum. Şükürler olsun. Pororo ve arkadaşları karla kaplandı. Bir sorun mu var? Hepsi senin yüzünden oldu. Hadi eve gidelim. Peki. Hoşça kal Tete. Görüşürüz. Güle güle. Krong? Tete! Sahi senin evin nerede Tete? Ben buraya çok uzak bir yerde oturuyorum. Peki, öyleyse buraya nasıl geldin? Tete bu evden gelmişti. Evet, bitti işte. Acaba çalışacak mı? Neredeyim ben? Merhaba. Merhaba. Kimsiniz? Seni imal eden kişiyim. Sahi mi? Siz mi imal ettiniz? Evet Tete. Senin adın bu işte. Tete mi? Evet. Şimdi bakalım iyi hareket edebiliyor musun? Buraya gelsene. Peki. Bu çok güzel. Etrafımda daire çizebilir misin? Tabii. Aferin sana Tete. Şimdilik bu kadar yeter. Yarın birlikte dışarı çıkarız. Dışarı mı? Evet. Bir an önce dışarı çıkmak için sabırsızlanıyordum. Hemen dışarı çıkamaz mıyız? Hemen mi? Sabırlı olman gerek. Daha öğrenecek çok şeyim var. telefon çalıyor. Hemen dönerim. Tamam pekala. Herhalde azıcık dışarı çıkıp etrafa bakmamın bir sakıncası yoktur. Olamaz. Tete tek başına dışarı çıktı. Arabalar vızır vızır gidiyor. Ben de gidebilirim. Evet. La
La la la la la la la la. Ha? Artık geri dönsem mi acaba? Ha? Bir hortum tetiğe doğru yaklaşıyordu. Aa, bu nedir? Hayır! Teti gökyüzünde uçmaya başladı. Uçuyorum! Olamaz. Peki ama burası benim neresi? Benim sırtım. Merhaba küçük araba. Ben balinayım. Merhaba, ben de tetim. Tetim? Evin nerede senin? Tam olarak bilemiyorum. Rüzgar beni buraya uçurdu da. Peki o zaman seni karada güvenli bir yere götüreyim. Balina, tetiği başka bir kıyıya götürdü. Burada inebilirsin Teti. Tamam. İşte geldik. Sağ ol Balina. Bir şey değil. Dilerim sağ salim evine ulaşırsın. Hoşça kal. Sağ ol. Güle güle. Neredeyim ben? Gidip çevreyi bir keşfedeyim. Ses nereden geliyor acaba? Sanırım aşağıdan geliyor. Hey, ne yapıyorlar böyle? Bu harika bir şey olmalı. Çok eğlenceli görünüyor. Bu müthiş bir şey. Ben de deneyeceğim. Evet, işte geliyorum. İşte her şeyi anlattım. Pekala. O zaman... Pororo. Topu bana atabilir misin? Hadi biz de oynayalım. Krank. Birlikte oynayalım. Teti. Birazdan dönerim. Tamam. Pekala. İşte. Top bende. Bu çok eğlenceli. Bir, iki. Brody, topa vursana. Tamam. Ve şut. Yakaladım. Yazık oldu. Haydi. Durun. Harikaydı. Sağ ol. Ben de oynayacağım. Evet. Bu araba top bile oynayabiliyor. Al bakalım. Yakala şunu Luffy. Pekala. Teti. Tamam, yakalayacağım. Hayır. Harikaydın. Sen çok iyi bir futbolcusun. Güzel bir goldü. Gerçekten gol mü attım? Yaşasın. Çok sevindi. Bunu nasıl başardın? Ben su altında yüzebilecek şekilde imal edilmişim. Senin için çok korktuk. Neyse ki kurtuldum. Karnım çok acıktı. Ben kadar sandviç yapmıştım. Gelin bizim eve gidelim. Harikasın Luffy. Teti, sen nereye gideceksin? Ne yazık ki benim gidebilecek bir yerim yok. O zaman istersen bizimle gelebilirsin. Krank. Gerçekten. Sağ ol. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. Sakin ol. Yine buzu kırabilirsin. Ben hepinizi oraya götürebilirim. Hepimizi mi? Hepimizi sığabilir miyiz? Sahi mi? Pekala.
Gidiyoruz. Çok eğlenceli. İstediğiniz zaman sizi geziye çıkarabilirim. Poronk Poronk Ormanı'na yeni bir arkadaş geldi. Bakalım sırada nasıl maceralar var? Lupi kardan adam yapıyor. Bir bakalım. Çok güzel oldu. Merhaba. Güzel değil mi? Harika. Pororo, aklına ne geldi öyle? Hiçbir şey. Krank. Bu sefer kardan çok tatlı bir bebek yapacağım. Ne oldu? Pororo! Pororo, olduğun yerde kal. Çabuk buraya gel. Pororo, sen. Oradan asla geçemezsin. Kim demiş? Elbette geçebilirim. Olamaz. Lupi karşıya geçmeye korkuyor. Lupi, orada kal. Sakın bir yere kıpırdama. Lupi, çok korkuyorum. Yardım et. Lupi, sakın aşağı bakma. Buraya bak. Tamam. Evet, şimdi yavaşça ayağa kal. Harikasın. Kollarını aç ve karşıya bak. Yavaşça yürü. Çok yavaş. Evet. Tamam. Aferin sana Lupi. Harikasın. Başardın Lupi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuklar. Pororo. Özür dilerim Lupi. Neyse ki sana bir şey olmadı. Buna çok sevindim. İşte yaptığım kardan adam. Evet.
Krank. Bugün Lupi eğer sakin olursa tehlikeleri atlatabileceğini öğrendi. Soğuk bir ülkede, ormanların arasında yer alan küçük bir köyde, Pororo adında meraklı küçük bir penguen yaşıyor. Merhaba, ben Pororo. Karnı aç olan Pororo, yumurtayı evine götürmeye karar verdi. Gördünüz mü? Yumurtadan bir dinozor çıktı. Pororo, yavru dinozorun büyüdüğünde korkunç bir canlıya dönüştüğünü hayal etti. Merhaba. Merhaba Pororo. Merhaba arkadaşlar. Pororo, ne yapıyorsun? Krank. Pororo, hep birlikte oynayalım. Krank.
Merhaba Kronk. Tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Bugün küçük penguen Pororo'nun Kronk adında yavru bir dinozor arkadaşı oldu. Rodi'nin rüyası. Rodi! Pororo ve arkadaşları... Merhaba. Merhaba. Neden hepiniz buraya geldiniz? Eddie bize bugün en son buluşunu göstereceğini söyledi. Hı-hı. En son buluşunu mu? Ben muhabiriniz Peti. Doktor Eddie ile yeni buluş hakkında konuşacağım. Doktor Bey, bize yeni buluşunuzu anlatır mısınız? Bu çok amaçlı bir robot. Size göstereyim. Yeni robot bu mu Doktor Eddie? Evet öyle. Bayan Ruby, lütfen robotu çalıştırın. Tamam. Önce temizlikle başlayalım. Evet, evet, evet. Gözlerime inanamıyorum. Evet, robot temizlik yapıyor. Harika bir manzara değil mi? Yapabildiği tek şey bu değil. Size bu robotun diğer marifetlerini de göstereyim Bayan Ruby. Bu defa robotumuz gitar çalacak. Robot gitar çalıyor. Kim sesleniyor? Eddie, uyan. Doktor Eddie adıyla hitap eden kim? Doktor Eddie mi? Kronk. Hala uyanamadın mı? Hepiniz hoş geldiniz. Söylesene, Doktor Eddie nereden çıktı? O mu? Rüya görüyordum da. Rüya mı? Rüya ne demek? Rüya uykunda gördüğün şeylerdir ama robotlar rüya görmez. Eddie. Bize bugün yeni buluşunu göstereceğini söylemiştin. Haklısınız. İşte bu. Ne? Uçabilen bir makine. Uçan bir makine mi? Ama üzerinde kanat bile yok. Çünkü bu kanatlarla uçmuyor. Aslında bunu Rodi için yaptım. Benim için mi? Evet. Şimdi nasıl çalıştığını göstereyim. Evet. Oldu. Bu gerçekten uçuyor mu? Evet, elbette. Şu düğmeye basınca uçabilirsin. İşte bak. Ne oldu böyle? Bulutların üstündeyim. Bu. Kimsin sen? Ben Kral Pulala'yım. Asıl sen kimsin? İmdat! Ben Rodi'yim. Zevkli bir şey bu. Ben de deneyeyim. Beni izlemekten vazgeç. Bu çok eğlenceli. Rodi nereye kayboldu? İşte orada. Rodi! Rodi! Merhaba Pororo. Yakaladım seni. Rodi! Rodi! Rodi, iyisin değil mi? Neredeyim ben? Kendi evindesin. Peki Kral Pulala'ya ne oldu? Kral Pulala mı? Sanırım Rodi rüya gördü. Rüya mı? Ama robotlar rüya görmez ki. Bu çok tuhaf. Neden uzanmıyorsun Rodi?
Aa, tamam. Gerçekten tuhaf. Bulutların üstünde çok güzel vakit geçirdim. Rodi gerçekten rüya mı gördü? Yoksa bulutların üstünde sahiden Kral Pulala diye biri var mı? Bugün Lupin'in evinde bir kutlama var. Pororo arkadaşları için ekmek yapıyor. Kronk! Ekmek hazır! Kronk. Olmaz! Onları arkadaşlarımızla paylaşmalıyız. Kronk! 6, 7... Bunlar bu sepette dursun. Kalanları da diğer sepete koyalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kronk, sana dokunma dedim. Altı, yedi. Pekala. Hadi gidelim artık. Pororo ve Kronk ekmekleri de alarak Lupin'in evine gitmek üzere yola koyuldu. Ne? Aa, olamaz. Sepetlerden birini evde unuttular. Kronk, sen bu sepeti al ve Lupin'in evine git. Ben ötekini alıp yetişirim. Unutmadan sakın yeme. Kronk. Sakın yeme. Merhaba. Burada ne yapıyorsun? Kronk. Kronk. O ekmeği yemek üzereydin değil mi? Kronk. Biraz sabredersen arkadaşlarınla birlikte yediğin yemeklerin daha lezzetli olduğunu göreceksin. Kronk. Sonunda herkes Lupin'in evinde buluştu. Ben hepimiz için fırında balık yaptım. Ben de kurabiye yaptım. Ben salata yaptım. Ben de size çok nefis elmalar getirdim. Ben herkese portakal suyu sıktım. Kronk. Çok güzel görünüyorlar. Kronk. Ne dersiniz arkadaşlar? Artık yemeğe başlayalım. Kronk. Pororo neden hala gelmedi? Ben geldim. Geciktiğim için özür dilerim. Buyurun. Bütün arkadaşlar bir araya geldi. Arkadaşlarınla birlikte yiyince daha lezzetli oluyor değil mi? Herkes nefis bir yemeğin tadını çıkardı. Kuzak yarışı. Güzel bir öğleden sonra. Sizce Eddie ne yapıyor? Eddie. Teti geliyor. Merhaba. Merhaba Teti. Ha? Biraz rahatsız gibi görünüyorsun. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Dur sana bir bakayım. Tamam, arızayı buldum. Hemen halledebilirim. Gerçekten halledebilir misin? Evet, öyle sanıyorum. Şimdi bakalım. Bitti. Tamamdır.
Teşekkür ederim Eddie. Şu ne? O bir kızak ama henüz hazır değil. Biraz daha işi var. Kızak mı? Şimdi hatırladım. Herkes kızak kaymaya gidecekti. Hadi biz de gidelim Eddie. Önce işimi bitirmem gerekiyor. Sen önden gidebilirsin Teti. Tamam. O zaman sonra görüşürüz. Tamam. Herkes nerede? İşte oradalar. Hadi. Hadi. Merhaba. Hadi. Merhaba. Hadi. Pekala, sıra bende. Ben geliyorum. Hadi. Merhaba. Aşağıda görüşürüz. Bizi geçen Teti miydi? Pekala, gösterelim onu. Hadi. Durun. Kolay gelsin. Kazandık. Çok iyiydi. Başardık. Çok iyiydin Pırıl. Evet, doğru. Teşekkür ederiz. Hadi. Harikaydın. Merhaba. Merhaba Eddie. Bu nedir? Bu benim son model kızağım. Az önceki deneme sürüşüydü. Sanırım biraz daha uğraşmalıyım. Son model kızak mı? Bu durumda hangisi daha hızlı? Senin kızağın mı, Pororo'nun kızağı mı? Bilmem ki. Sanırım benim kızağım biraz daha hızlıdır. Bir dakika, ne diyorsun sen bakayım? Benim kızağım çok hızlıdır. Az önceki yarışı ben kazandım. Şimdi de seni rahat rahat geçeceğimden adım gibi eminim. Bu kızağı ben yaptım. Yani dahi mucit Eddie'nin elinden çıktı. Derme çatma bir kızaktan çok daha hızlı olması normal. Dahi mi? Bunu yapmak için dahi olmaya gerek yok ki. Ne? Sözünü geri al. Hayır. Arkadaşlar. Burada tartışacağınıza yarış yapsanız daha iyi olmaz mı? Yarış mı? Tamam. Böylece kimin daha hızlı olduğunu görürüz. Pekala. Ama yenilince mızırçılık yapma. Sen onu kendine söyle. Yapmayın lütfen. İki gün sonra yarışa var mısın? Evet. Gecenin geç saatleri. Ama Pororo hala yeni kızağını yapmakla meşgul. Krong. Affedersin. Bitmek üzere. Ertesi sabahtan akşam üstüne kadar Pororo çok sıkı çalışarak kızağını yaptı. Sonunda bitti. Krong, buraya gel. Krong. Bu benim yeni kızağım. Harika değil mi? Krong. Çok hızlı gideceğinden eminim. Donmuş gölde bir deneme yapalım. Pekala, hadi gidelim. Krong? Pororo ve Krong yeni kızağı denemek için donmuş göle gittiler. Pekala. Krong. Sürüşe başlayalım. bir dakika. Krong. Hadi yürüsene. Hadi. Tamam. Neler oluyor? Krong. Bir şeyim yok. İyiyim. Krong. Tam o sırada Eddie çıka geldi. Krong. Merhaba. Yoksa yeni kızağım dediğin şey bu mu? Hayır. Pekala, yarın görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Ha ha.
Krong. Pororo tekrar atölyesine döndü. Bence tek çaresi bu. Pororo, Tong Tong'un evine gitti. Pororo, Eddie'ninkinden daha hızlı bir kızak yapmak için Tong Tong'dan yardım istedi. Demek bir kızağa ihtiyacım var. Evet, evet, evet. Ama ne yazık ki elimde gerekli malzemeler yok. Tong Tong, bana yardım etmek zorundasın. Sana yalvarıyorum, lütfen. Başka seçeneğim kalmadı. Duvar saati. Bize yardım etmen gerekecek. Ne? Neden ben? Ve yarış günü geldi. Herkes buz tutmuş gölde toplandı. Aa, Eddie geldi. Merhaba Eddie. Merhaba. Günaydın. Krong. Pororo nerede? Krong, Krong. Ha, belki de korkup yarışmaktan vazgeçti. Arkadaşlar. Sen kime korkak diyorsun? Merhaba. Merhaba. Bu kadar kısa zamanda kızağı nasıl yaptın? Sanki bunu daha önceden görmüş gibiyim. Her neyse. Boş boş konuşmayı bırakıp yarışa başlayalım. Tamam. Krong. Sonunda Pororo ile Eddie kızak yarışına başlıyor. Hazır mısınız? Evet. O halde başlayın. Ne o Eddie? Övündüğün kızağın bu kadar buz yapıyor. Ha? Daha yeni ısınıyorum. Duvar saati. Tam yol ileri. Tamam. Pororo, bu çok tehlikeli. Bir şey olmaz. Kaymaya devam et. Devam mı edeyim? Pekala. Do. Pororo. Wow. Çok tehlikeli. Bu köprü çökmek üzere. Ne? Karşıya geçelim. Evet. Dikkat et. Ha, olamaz. Pororo mahsur kaldı. Ne yapacağım şimdi? Pororo! Sakın kıpırdama, hareket etme. İşte orada. Yakaladım. Pororo. İyi misin? Evet, gayet iyiyim. Bir şey olmamasına çok sevindim. Ayrıca yarışın birinciliğini de sen hak ettin. Yarış mı? Olamaz. Ne hallere düştüm, baksana. Aslında kendime yeni bir kızak yapamadım. O yüzden Tong Tong bana yardım ederek duvar saatinden bir kızak yaptı. Özür dilerim Eddie. Birinci sensin. Anlaşıldı. Rolly, beni kurtardığın için teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Sen de Poppy. Sağ salim kurtulmana çok sevindim. Sen kaç acaba? Kollarıma hakim olamıyorum. Anlaşılan duvar saati kafasını fena çarptı. Oyuncak kurbağa. Eddie bir oyuncak daha yapıyor. Bakalım bu defaki neymiş?
Bitti. Nedir bu? Ha? Aa, o oyuncak bir kurbağa. Oyuncak kurbağa mı? Bak şimdi. Aa, hareket ediyor. Tabii ki edecek. Hey, bir daha çıkma oraya. İn aşağı hadi. Ha? Hey, benim sözümü dinlemiyor musun? Derhal in aşağıya. Ha? Sen in aşağıya. Ah, yetti ama. Seni seni yaramaz kurbağa. Ha, bir dakika. Sakın kıpırdama. Yakaladım seni. Ne? Benimle alay mı ediyorsun? Ay ya şu koku çok kötü. Nerede hata yaptım? Demek bu yüzden. Parçalardan biri bozukmuş. Senin evinde bir fener olacaktı. Onu bana getirir misin Roddy? Benim evimde mi? Ama ben evimde öyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Öyle mi? O zaman ben de gelip bir bakayım. Eddie ve Roddy, Roddy'nin evine giderken... Pororo ve Kronk da Eddie'nin evine geliyor. Eddie! Kronk! Eddie! Evde kimse yok. Hadi içeride bekleyelim. Kronk! Nedir bu? Kronk! Gözlerini açtı. Nasıl saçmadın öyle? Bana öyle geliyor ki bu. Ne yaptığını sanıyorsun? Sakın ya. Kronk. Kronk. Benimle alay mı ediyorsun? Hayır! Seni gidi! Kronk! Bir elime tutayım, ne yapacağımı görürsün! Kronk! Seni yakalayacağım! Sana dur dedim. Olamaz. Evin içi darmadağın oldu. Nerede bu? Hayır, burada da yok. Buldum. Sana burada olduğunu söylemiştim. Evet, buradaymış. Tamam, bunu değiştirince kurbağa tekrar normal haline dönecek. Tamam. Sana dur dedim, değil mi? Hey! Kronk! Kronk! Artık kaçacak yerin kalmadı. Kronk! Yakalandık! Pororo, Kronk! Hoş geldiniz. Bu evin hali ne böyle? Ben yokken bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Bırak mı? Kurbağa nereye gitti? Oyuncak kurbağa Eddie'nin evinden çıkıp bahçede zıplamaya başladı. Tabii Pororo ile arkadaşları da peşinden gitti.